19. yüzyılın başlarında Antik Mısır döneminden kalma bir papirüs bulundu. İsmi Ipuwer. Açıklamaya da yazacağım, telaffuz hatası olabilir. Papirüs dediğimiz şey de kısaca o dönemin kağıdıdır. Daha sonra bu papirüs Hollanda'da bir müzeye götürüldü. Burada eski Mısır uygarlığını inceleyen bilim insanlarından Alan Henderson Gardier tarafından çevirisi yapıldı. Ve bu çeviriden sonra ilginç bir şeyle karşılaşıldı. Çevirisi yapılan papirüs bugün Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetleriyle birebir uyum içindeydi. Bu durum benim de bir hayli ilgimi çekti ve sizlerle paylaşmam gerektiğini düşündüm. Şimdi hemen bir karşılaştırma yapalım. Papirüs de ilk olarak şunu diyor. Mısır'ın aşağısı mahvoldu. Tüm saray işsiz kaldı. Sahip olunan her şey, buğday ve arpa, kazlar ve balıklar. Böylece ekin her yerde mahvoldu. Dün gördüğüm her şey, bugün helak oldu. Biçilmiş gibi her toprak, çırılçıplak. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Araf suresi 130. ayette diyor ki, ve andolsun ki Firavun'un ailesini yıllarca ürünlerden kıtlığa uğrattık. Böylece onlar tezekkür etsinler diye. Ve papirüs şöyle devam ediyor. Felaketler her yeri sardı. Her yer kana bulandı. Nehir kan oldu. İnsanlar sudan korkar oldu. Su içtikten sonra bile susadılar. Yapabileceğimiz ne var? Her şey talan. Kur'an-ı Kerim'e dönelim. Yine Araf suresi 133. ayette şöyle diyor. Biz de kudretimizin ayrı ayrı mucizeleri olmak üzere başlarına tufan, çekirge, haşereler, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine inat ettiler ve çok suçlu bir toplum oldular. Yine papirüse dönelim. Papirüs son olarak şöyle devam ediyor. Altın ve lapis lazuli, gümüş ve malakite, karnelyan ve bronz, hepsi kölelerin boynunda. Ve yine Kur'an-ı Kerim son olarak Şuara suresi 57'den 59'a kadar olan ayetlerde şöyle diyor. Böylelikle biz onları bahçelerden ve pınarlardan sürüp çıkardık. Hazinelerden ve soylu makamlardan da. Ve onları İsrailoğullarına miras kıldık. İsrailoğullarını biliyorsunuz. O dönem Tevrat'ın çıkış dönemi ve İsrailoğulları o dönem Mısır'ın köleleri. Yani Kur'an-ı Kerim kendi ortaya çıkışından aşağı yukarı 2000 yıl önce olan bir olayı net bir şekilde tarif ediyor. Ve bu olay o dönem yaşamış bir insanın el yazısıyla doğrulanıyor.
In the midst of them, Pan Qian photographed this circular object attached to what appears to have been a broken axle or hub. This discovery was significant for two reasons.